Günümüzde nakliyat firmalarının önemi gittikçe artıyor değerli seyircilerimiz. Acaba nasıl hizmet veriyorlar, neler yapıyorlar, sorunları neler? Onları dinleyelim. Merhaba İşkolik programı izleyenleri, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Çanakkale Merkez'den sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. İkinci nakliyata konuk olduk ve yanımızda firmamızın sahibi Yalçın Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgi aktaracaklar. Yalçın Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler efendim, sağ olun, bizler de iyiyiz. Öncelikle efendim ikinci nakliyat olarak bizleri burada ağırladınız, misafir ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Siz sağ olun, siz geldiniz, bize teşekkür ettiniz. Biz teşekkür ederiz. Bizim için çok büyük bir keyifti sizleri ziyaret etmek. Yalçın Bey, ben firmamızdan ve burada yapmış olduğumuz işlerden bahsetmeden önce ekran başındaki izleyicilerimize sizleri tanıtmak istiyorum. Yalçın Bey kimdir ve sektörle tanışmanız nasıl oldu? Ben Yalçın Hekimci. Sektörle bir 9 yıl oldu tanışalım. Kendim şahsım olarak. Bu sektör babadan ve dededen kalan bir sektör. Şimdi de ben devam ettiriyorum. Bu sektör üzerine okudum ve şimdi bu sektör üzerinde devam ediyorum. Hani çekirdekten yetişmiş bir isim deriz ya aslında. Evet. Yani baba mesleği, baba da dededen aldı. Ya aslında dededen kalan bir meslek size bu. Böyle kuşaktan kuşağa gidecek galiba. Tabii. Evet. Biraz da efendim firmamızı tanıyalım sizlerden. İkinci nakliyatı kaç yılında kurdunuz? Ve burada vermiş olduğunuz hizmetler neler? Neler yapıyoruz burada? İkinci nakliyatı 2008 Ağustos ayında kurdum. O günden beri şehir içi ve şehirler arası taşımacılık, kuru yük taşımacılığı diyebiliriz. Sıra olmayan. O günden bugüne, 2008'den beri kendim şahsım olarak, ailemden ayrı olarak yaptığım bir işletme. Evet, hafriyat işleri de yapıyorsunuz evet, burada. Evet, genelde şu anda genelde ağırlığımız hafriyat. Hafriyat. Grubu olarak çalışıyoruz. Hafriyat yapımları, ham madde taşımacılığı, hafriyat üzerine, mıcırdır, taştır, bypass'tır, ottur konularda yardımcı oluruz Çanakkale'de, merkezde. Evet, aslında A'dan Z'ye nakliyatla alakalı birçok işi burada yapabiliyorsunuz diyebiliriz değil evet, mi? Tabii. Ama buna rağmen bazen biz de bilinçsiz bir şekilde yaklaşıyoruz olaylara. Hani Yalçın Bey, uygun fiyat politikası düşünüyoruz maalesef ki. Yani bizde bu bir alışkanlık. Yani bizlerin nelere dikkat etmesi gerekiyor bu tip işlemleri yaptırırken? Çünkü burada bir güven söz konusu, yani bir ürün teslim ediliyor size. Değil mi? Evet. Bu konudaki görüşleriniz neler? Bizlerin nelere dikkat etmesi gerekiyor? Şirketin yaptığı işler, şirketin kapasitesi, araç sayısı veyahut da şirketin size verebileceği sözleri veyahut da yerine getirebileceğini gözlemlememiz gerekiyor. Şirketten bunları taahhüt almanız gerekiyor. Bizim nakliye firması çok olduğu için, Türkiye çapında genelinde çok. Çok olduğu için herkes fiyat kırıyor, düşüyor. Ama işe geldiği zaman, günü geldiği zaman sizin istediğinizde biz bunu teslim edin. Bize bugün bu kadar malzeme, bu kadar gelmesi gerekiyor dediğiniz zaman bir bakıyorsunuz karşınızdaki firma çuvallamış, sizin malzemeniz gelmemiş, siz karşıya taahhüt vermişsiniz, o yerine getirilmemiş. Buna benzer zincirleme halinde gidiyor. Karşı firma zarar ediyor. Yani aslında taban nakliye. Siz işe alıyorsunuz, malzeme, ham madde alıyorsunuz, taşıtırken nakliye üzerinden taşıtırıyorsunuz. Taşıttırdığınız işleniyor ve zincirleme giriyor. Ama burada zinciri kuran ikinci bakla nakliyeciliktir. İlk önce ham madde, ikinci nakliye. Peki hizmet sektöründesiniz burada. Yani kriterleriniz vardır mutlaka. Hani olmazsa olmazlar deriz ya bir firma adına. Evet. Nelere dikkat ediyorsunuz hizmet verirken? Öncelikle verdiğimiz sözleri tutmak, yapabileceğimiz işleri alabilmek. En baş özelliğimiz bunlar. Ondan sonra karşıdaki firmanın bize güvenip güvenemeyeceğine bakmak. Dürüstlük de dürüstlük. Aslında. Komple aslında tamamen dürüstlük. Ve bizim verip de tutabileceğimiz sözler. Yani kendimiz dürüstsek, tutabilirsek hiçbir zaman mahcup olmamak karşı. Mahcup olmayıp sürekli iş yapmak. Çünkü zamanla yarışıyorsunuz. Evet. Taahhütler veriliyor değil mi? Evet. Şunu söyleyebiliriz ikinci nakliyat olarak. Önce hizmet, ondan sonra ticaret diyorsunuz. Tabii ki de. Ama bence sizin başarınızın sırrı Yalçın Bey, işinizi de çok severek yapıyorsunuz. Tabii. İşimiz sevmesi bu şekilde olmaz. Kesinlikle. Peki sektörün sıkıntıları neler? Hani sizce neler olmalı? Sektörün sıkıntıları. Bir kere en büyük sıkıntısı yaptığımız işin karşılığını alamamak. Sektörün en büyük sıkıntı bu. Evet. Akaryakıtlar malum. Yükselip artıyor, düşüyor.
Bunun karşılığını kesinlikle alamıyorsunuz. Piyasada söz edilen veyahut da devletin belirlediği fiyat artışları uygulanmıyor. Evet. Onlar size tamamen bir eksi halde. Evet, bir de herkes kendi bildiği işi yapmalı. Böyle bir tabii gerçek ki var. Tabii ki de. Bu işi bilmeyip bu işe girenler fiyatları düşürüyor. Değil mi? Fiyatları hani merdiven altı deriz ya aslında. Evet. Bizim işte çok büyük para kazanma gibi gözüküyor ama sadece karşıdan faturadır. Evet. Başka hiçbir şey değildir. Peki kaç personelle çalışıyorsunuz bünyenizde? 11 personelim var. 11 personel. Evet. Ciddi bir istihdam sağlıyorsunuz bölgede. Evet. 11 personelle çalışıyoruz. Evet. Şu an. Bu şekilde söyleyebiliriz personel sayımızda. Hedeflere ulaşabildik mi yani? Bu yola çıkarken buraları hayal ediyor muydunuz? Hani bundan sonraki hedeflerde, projelerde neler olur? İkinci nakliyatı nerelerde görebiliriz? Hedefler hiçbir zaman bitmez. Hedefler bittiği zaman iş biter, hayat biter. Hedeflerimizin bir kısmına ulaştık. Ulaşmaya çalışıyoruz. Daha büyük, her geçen gün daha büyük hedefler kullanmaya çalışıyoruz. İkinci nakliyatı bir daha ileriye, daha farklı bir kısımlara, daha farklı kollara döndürerek, biraz daha işimizi büyüterek hedeflerimizi daha büyütmeye çalışıyoruz. Evet, hedef de bitmiyor çünkü gelişen bir teknoloji evet, var. Evet. Yarın şimdi Çanakkale'deyiz. Yarın Çanakkale'nin başka bir yerleri ve Türkiye'nin başka bir yerlerine geçmeyi de düşünüyoruz. Evet, biz bu yolda başarılar dilerim efendim sizlere. Sağ olun. Peki buradan son olarak buraya gelen müşterilerinize, ziyaretçilerinize, Çanakkale'ye, tüm Türkiye'ye neler aktarmak istersiniz Yalçın Bey? Bugüne kadar bizleri destekleyen herkese teşekkür ederiz. Biz de sizlere çok teşekkür ederiz efendim. Biz de herkesi bu aile yerine buradan davet etmiş oldum efendim. Ben bu vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu güzel şehrimize, Çanakkale'ye katmış olduğunuz değerlerden dolayı teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Ben size teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, İşkolik programı izleyenleri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Çanakkale merkezden seslendik. Şüphesiz sektörün marka ismiyle beraberdik. Ekimci Nakliyat'a konuk olduk ve buradan aktaracaklarımı şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.